Galata merakıyla bilinen TRT1'in 7 Kule Hayat Yokuşu dizisinin avukat Süreyya'sı Rojda Demirer ve ablası Ruken Demirer'le bir kafede buluştuk. Ailece çikolata tutkunu olduklarını öğreniyoruz. Setlerde çok yoğun çalışmamdan ötürü böyle hep şundan yakınıyordum. Hani hiç özel hayatım yok, birazcık kendime vakit ayırmak istiyorum. İşte herkes evet para kazanabiliyoruz ama bu parayı harcayabileceğimiz hiçbir yer yok. Çünkü hiç vaktimiz yok diye böyle hayıflandığım bir dönem vardı. Çünkü biz hep çikolatayı çok sevdik. Çikolatayla büyüyen bir aileyiz aslında. Ablası lezzet duygusu gelişmiş dediği Rojda Demirel'i çikolata gurmesi ilan ediyor. Lezzet duygusu çok gelişmiş. Hani gurmeler gibi çok hassas bir damağa sahip ve tatlarda gerçekten ilk reçeteyi oluştururken çok yardımcı oluyor. En yaptığı şey zaten bize katkısı yemesi yani o kadar çikolatayı. Yemek. O kadar. Çeşnicisiniz yani. Tabii. O da iyi önerilerde bulunmak benim görevim. Rol aldığı 7 Kule Hayat Yokuşu dizi setinde çok rahat bir ortamda çalıştıklarına dikkat çekiyor. Ben şu kadarını söyleyeyim ki ilk defa bu kadar çok oyuncusunu düşünen, oyuncusunun rahatlığını, ekibinin rahatlığını düşünen bir yapım şirketiyle çalışıyorum sanırım. Çok teşekkür ediyorum buradan gerçekten kendilerine. Rojda Demirer, rolünün komedi ağırlıklı olmasından son derece mutlu. Çok keyifli sahneler çekiyoruz. Benimle birlikte aslında birazcık işin komedisi arttı. Ben de o açıdan da çok mutluyum çünkü en son oynadığım dizi Alev Alev o kadar dram ağırlıklı, dram yani gözyaşı, felaketler üzerine kurulu bir diziydi ki şimdi burada böyle bir komedinin içinde olmak benim sahnelerim açısından özellikle. Bir can bir ten değil ki, yegane sen değil ki, herkesin bir telaşı var. Gül yüzüne gülsün hayat, bir bilsen onda neler var. Bir gün ağlatıyorsa bir gün güldürür elbet, onun da bir bildiği var. Ablası Ruken Demirer'den Rojda Demirer'in bilinmeyen yönleriyle ilgili tiyolar alıyoruz. Çok mükemmeliyetçi bir yapıya sahip, cidden öyle. Çok titizdir ve hani işle ilgili herhangi bir küçük bir aksaklık bir şey bile olsa anında parlayabilir mesela. O yüzden herkes çok şeydir, temkindir, Rojda Hanım falan diye herkes bir diken üstündedir, evet. Ama o mükemmeliyetçinden kaynaklı dünyasından mesela bütün personelle herkesle arası çok iyidir.